Yakalayın! Kaçma, Murat, yakalayın! Kaçma! Yakalayın! İyi misin Şivan? İyiyim doktor. Bilal. Bilal, iyi misin? Çok korktum. Tarık Bey. Dur. Sakın deneme Şivan. Vurursun ha? Bu halde fazla kaçamazsın zaten. Sen benim başıma belasın doktor. O gırket yedilim kavna keve çabim. Çımatışımın dur keti beje. Sen salal bende temel. Berfin. Ne işin var burada? Bak Berfin, seninle konuşmak istiyorum. O kadar çektirdiğin yetmedi mi? Daha ne söyleyeceksin? Ne kaldı ki, ne konuşacaksın? Berfin. Bak sen hala benim karımsın. Değişen bir şey yok. Daha ne değişsin Yılmaz? Evinde ben yerine başka bir kadın gezer. Az mıdır bu? Berfin, her şeyi çok büyütüyorsun. Bak sana defalarca açıkladım. Dön artık evine. Her şey gene eskisi gibi olsun. Tabii. Sana Zilan yetmez, Berfin de gelsin. Varsa başkaları da gelsin. Berfin, çok çocuk gibisin bak. Yeter artık. Yeter artık. Sus. Seni görmek istemiyorum. Senden nefret ediyorum. Yeter artık. Berfin. Bir daha da gelme buraya. Ne edersin kızım, kendine gel. Git. Karınla mutlu ol. Peki Berfin. Senin istediğin gibi olsun. Yeni görevin bu şahsı infaz etmektir. Bu... Ama... Sağır suyun doktoru Tarık. Doktor millete hizmet eder. Örgütle mücadele eder. Evet, herkes öyle sanıyor. Ama işin aslı böyle değil tabii. Nasıl yani? Hacı Şiko'yu hatırlarsın. O vatan hainini ben öldürmüştüm. Doktor Tarık bölgede cirit atan diğer ajanlardan biri. Ama tek farkı çok tehlikeli. Nasıl olur? Etrafına topladığı insanlarla devlete karşı yeni bir örgüt kurmayı planlıyor. Ve
Bizim görevimiz de buna müsaade etmemek. Çetin. Bundan böyle Çetin'le çalışacaksın. O senin amirin. Ne yapacağını ve nasıl yapacağını o belirleyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi işinizin başına. En kısa zamanda Doktor Tarık'ın ölmesini istiyorum. Şimdiden öldü bileyim. Güzel. Sağ olasın Dila. Hayatımı kurtardın. Geçmiş olsun Şivan. Sağ ol Dila. Şivan, seni öldürmek isteyen örgütten biriydi değil mi? Anlaşılan örgüt seni gözden çıkarttı Şivan. Yok. Bu örgütün içine gelir. Ben devletin eline düşmeden örgüt böyle bir şeye kalkışmaz. Bunu yapan Botan hainidir. Beni temizleyecek ki her şey hükmetsin şerefsiz. Her şeye. Geldin. Neredeyim Botan? İşler ters gitti. Bir dahaki sefere. Bir daha sefer olmayacak. Şu leşi mayınlayıp araziye atan. Dirisi işe yaramadı. Ölüsü yarasın. Hadi. Hemen bir bazuka isterim Ayten. Ne edeceğim bazukayı Botan komutan? O sağlık hocanı Şivan'ın başına yıkacağım. Dila, ne oldu? Elim kesilmiş. Yardım edeyim. Benim için yaptığın şu fedakarlığı biliyorum. Teşekkür ederim Dila. Ben ne yaptım ki Tarık Bey? Beni öldürmesin diye Şivan'la yaptığın anlaşmayı biliyorum. Ne dediğinizi anlamıyorum Tarık Bey. Şivan'la konuşmanı duydum Dila. Yok böyle bir anlaşma. Yanlış anlamış olmalısınız. Yılmaz nasıl oldu? Aynı. Neden yaptın bunu? Neden? Yeter artık.
perişan ettin kendini. Bele etmeyecektim. Çok hırpaladım onu. Çok kötü ettim. Boynunu büküp gitti. Gidip kapısına af dileyim. Ne edeyim ana, sen söyle. Sakin ol yavrum. He? Hele bir sakin ol. Hem anneydim. Hak etti. Yok ana. Ya gideceğim, af dileyeceğim. Kim bilir ne haldedir. Gideceğim yanına. Berfi, kızım sen iyi değilsin yavrum. Hele biraz dinlen, sonra bakarız çaresine he kızım. Yok ana, gideceğim. Okuldadır şimdi, öyle mi? Öyledir herhalde. Oh, Allah'ım. Ne olur yardım et bize. Ders bitti mi? Evet evet çocuklar, dağılabilirsiniz. Hadi. Verdiğim tamam. Ödevleri yapın, tamam mı? Tamam öğretmenim. Yavaş. Ya kızım annem kızacak, ben gidiyorum. Hayır ya, ben gelmiyorum ya. İyi misin Yılmaz? İyiyim Zila. Çeşmeden su götürürüm. Hemen taşıyamadım. Belki bana yardım edersin dedim. Ederim Zila. Tabii ederim. Zila. Elin kızın ne tez zili oldu sana. Hain Yılmaz. Ben de gelmişim, af dileyeceğim senden ha. Ah benim sarsam kafama. Berfin bacı. Yaşar abi. Hele ya. Yaşar abin. Şaşırdın değil ne mi? Ne zamandır yoktun, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Şehirdeydim, işlerimi halledip eve geldim. Kardeşimi de alıp geldim. Selim'i tanıdın mı? Tanıdım Yaşar abi. Maşallah sen Berfi'sin. Çok büyümüş, daha da güzelleşmişsin. Benim acelem vardır, kusura kalmayın. Hayırlı günler Berfi. Lan, ulan Selim, ne dersin sen? Berfi'ni hiç unutmadım abi. Aklını başına topla Selim. Kocasından ayrı da olsa evlidir. Kocasından ayrı ama evli abi. Ha. Berfin ne oldu? Neyi ağlarsın gene kızım? Olmadı ana. Yapamadım. Konuşamadım. O kızla çoktan karı koca olmuş. Berfin, Allah aşkına hele bir sakinleş, kendine gel. Salim kafayla düşün. Ne gördün de karı koca olduklarına kanaat getirdin? Belki de yanlış anladın. Belki gördüğün gibi değildir. Bilmem. Belki de öyledir. Hemen gördüm işte. Ana. Sanki desem bir ömürdür birlikteler. Haydi kızım. Geç çeşmeden bakraçları doldur getir. Hem ufunetin dağılsın. Sonra düşünürüz ne edeceğimizi. Tamam ana.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tarık. Hoş bulduk doktor. Ne yaptın Fırat? Bir sorun çıkmadı değil mi? Yok Tarık. Diğer köyler de koruculuk sistemine geçtiler. Sağ ol Fırat. Kısa zamanda iyi iş başarmışsınız. Zeynel Hanım da büyük yardım oldu. Ben de köyümde koruculuk sistemini kuracağım. Teröristlerle mücadeleye hazırız. Bu çapulculara silah teslim edecek değilse belallah. Hayten, öyle dikilip duracak mısın? Yoksa savaş başlıklarını çıkaracak mısın? Doktor abi, Fırat ağama müjdeyi vermeyecek misin? Aa doğru. Fırat, Dila köye döndü, sağlık ocağında. Dila köye mi döndü? Evet. Botan komutan, bence yanlış yaparsın. Bir daha düşünsen ha. Hem önden razı gelmez. Şu sıralar okul, cami, sağlık ocağı zarar görsün istemez. Hem son kongre kararlarını bilirsin. Boş ver o hikayeleri. Biz gerillayız. Öyle ince işlere aklımız ermez. Şu doktor içeri bir girsin. Hepsini havaya uçuracağım. Tarık söylediğinde inanamadım. Allah'a çok şükür sağ salim buradasın. Nasılsın Dila? İyiyim Fırat. Artık bu işi fazla uzatmayalım Dila. Yılmaz da köyde. Amcam gelip seni istesin. Ne dersin Dila? Hemen nişan tarihine karar verelim. Bilmem ki Fırat. Yılmaz'la... Hemen konuşacağım Yılmaz'la. Dila bu herifle evlenecek ha. Sanki başka adam yoktur ha. Ya ya, birkaç gündür ateşi var çocuğum. Hem önemli değil. Ben bir Yılmaz'la görüşeceğim Tarık. Ya ben de gidip şu torunu getireyim doktorum. Bir muayene ediver şu çocuğu. Ben de gelmek isterdim Zeynel'e ama... Şivan'ı teslim etmeden köyden ayrılmak istemiyorum. Doğru dersin. Ayrılma sen doktor. Hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Görüşürüz Tarık. Görüşürüz. Gir bakalım mezarına doktor. Al. Niye patlamıyor lan bu? Ha? Düzeneği mi yanlış kurdunuz? Tetikte sıkıntı var. Zila? Zila iyi misin? Neyin var? Başım döndü biraz. Hadi, hadi gel yürü sağlık uzanıklı. Yok, lüzum yoktur. Az dinlenim geçer, bir şeyim yoktur, merak etme. Ya bak bir daha ağır iş yapmayacaksın. Yoksa kendini öldüreceksin. Hadi yürü. Hepsi onun yüzünden. Öldüreceğim seni.
Ne yapsan doktor yav? Canımı çıkardın ya. Asker gelmek üzere şu an. İyi düşün. Eğer itirafçı olursan... Öldüreceğim seni şimdi. Öldüreceğim. Konuşmam doktor. Boşa çeneni yorma. Berfin. Alçaklı. Berfin sakin ol. Senin yüzünden hayatım var. Berfin. Çekil. Berfin dur. Berfin. Bırak. Berfin. Senin yüzünden başıma gelmedik kalmadı. Doğru düzgün bir gelinlik bilen Berfin, diyemedim. Berfin sakin ol. Senin yüzünden sevdiğim adam. Kocam başka bir kızla evlendi. Ne istedin bizden? Ne Berfin. İstedin? Berfin. Doktor. Yapma. Götür şu deli kardeşini. Tamam. Götür. Berfin. Başına. Berfin. Başına. Tamam. Alın. Sakin ol. Otur. Otur şöyle. Berfin doğru söylüyor Şivan. Çok ocak söndürdün. Çok insanın canını aldın. Kardeşim Hatice'yi, karımı sen öldürdün. Ben aklı davam için savaştım. Şivan. Hala gerçeği görmüyor musun? Senin haklı davam dediğin kendi insanlarını öldürüyor. Kendileri için savaştığınızı iddia ettiğin insanları. Sersem herifler. Boş boş konuşmaktan başka ne bilirsiniz ki? Bu defa tamamdır. Tamam. Tamam Berfin. Berfin. Sen burada mıydın kızım? Abimin yanına gelem dedim. Ne oldu Oltezeler? Müslüman bu gece seni istemeye gelecekmiş kızım. Anne ne oldu? Bu akşam Dila kızımı istemeye gelirler. Hayırlı olsun Dila. Teşekkür ederim Tarık Bey. Köyün dışında çatışma var. Asker teröristlerle karşılaşmış olmalı. Ado, ikiniz nöbette kalın. Olur doktor abi. Sen de herkesi topla, askere tamam, yardıma gidelim. Berfin! Berfin! Berfin dur! Berfin, Berfin dur, ne dersin? Kızım. Türk perişan oldu Botan Koç. Bir tane daha ver, bir tane daha. Eyvo. Tamam Botan.
Hala mı benden korkarsın? Çatışma çıkmıştır ha. Evet. Ağa oğluyla nişanlanacaksın mı? Evet. Yakında. Yanlış edersin Dila. Sevdiğin kim sona sahip çık. Onu bırakma. Sus Şivan. Niye kızarsın? Ne dedim ki? Sevdiğini al dedim. Mutlu ol dedim. Yüzün gülsün dedim. Sen karışma bu işe Şivan. Seni ilgilendirmez. Doğru dersin. Benim ne haddime? Sen üzülmeyesin derim. Tek derdim de budur. Ne oldu? Tanrım, ne oluyor? Nere gelsin ha? Botan köye saldırmak üzereyken tim geldi. Nereden çıktı bu şerefsizler? Her taraftan ateş ediyorlar. Çekiliyoruz. Berfin, iyi misin? Silahlar sustu. Bakalım Botan Şivan'ı aldı mı? Ne olur baba? Sana ne kız? Ha sana ne? Bana bak. Bundan böyle boyundan büyük işlere karışmayacaksın. Ona göre. Anladın anladım, mı? Anladım. Ha, sana evden çıkmak yasak. Bundan böyle evde oturacaksın. Anladın mı? Tamam baba. Ha, İlla ki seni adam edeceğim. Aha, bunu da böylece bilmiş ol. Olur baba, olur. Bacaklarını kırarım eğer çıkarsan. Gebertelim. Tamam. Sakın ha! Hadi be. Esirim sanki.
Berfin. Yaralı var mı komutan? Allah'a şükür kimse yaralanmadı. Tam zamanında geldiniz. Hoş geldiniz komutanım. Hoş bulduk. Hele yavrum, bu teröristler nereden çıkmıştır yavrum? Köyü bazuka ile döveceklerdi. Şivan'ı öldürmek için gelmiş olmalılar. Evet. Hadi. Hadi gidelim. Gidelim. Ya bu avda dur. Müjde. Ya. Yalanla o dur. Lan eğer ben bu kızı bir yerde tutarsam. Sağ olasın Necla. Valla hiç gerek yoktu. Olur mu öyle şey? Sen korucusun. Bizim için karda kışta dağa çıkarsın. Düze bayıra düşersin. Gey de sıcak tutsun öyle değil. Sağ ol. Teşekkür ederim. Valla beni çok mahcup ettin. Ulan avda. Ula avdu. Vallahi yakacağım seni. Sağ ol. Ha! Doktor! Doktor! Gene ne oluyor böyle ya? Botan şıvanı almaya kalkıştı. Aldı dersini gitti. Ha iyi. Tabii. Def edelim beni belaları başımızdan. Def edelim. Belasız bir günümüz geçmiyor ya. Tarık Bey. Ne oldu Dila? Şivan kaçtı. Ne? Ne kaçtı mı? Hay Allah'ım yavrum. Yaralıydı, fazla uzaklaşamaz Yılmaz. Hemen peşine düşen. Hadi davranın. Hadi davranın. Yürüyün. Ya nasıl kaçtı bu hain? Nöbetçi vardı, başında nöbetçi vardı. Şivan nasıl kaçabildi Dila? Bilmiyorum. Nöbetçi yaralayıp kaçmış. Hadi arayın her yeri. Yok kimse. Ece. Buradayım. Gel. Çok iyi bir suikast silahıdır. Köye girmene gerek yok. 1000 metreden bile hedefini indirirsin. Ne düşünüyorsun? Yoksa hala kuşkuların mı var? Doktorun hain olduğuna ikna olmadın mı? Ben doktor böyle tanımadım. Bu işte bir yanlışlık var diyeceğim ama belgeler ortada. Doktorun nasıl bir sinsi olduğunu sana ispat edeceğim Keşe.
Nasılsın Ahmet kardeş? İyiyim Avda. İyiyim. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol doktor abi. Geçmiş olsun Ahmet kardeş. Sağ ol Kezban bacı. Hoş geldin Kezban. Ula Avda, atkın ne güzeldir. Ha? Pek de yakışmış. E işte adam güzel olunca böyle ne taksa yakışır. He, anladık, yakışmış yakışmış da. Neden buldun? Kim verdi bu atkıyı sana? Ha? Ya önceden vardı canım. Yani önceden vardı da ben yeni taktım. Ya öyle duruyordu aklıma geldi. Ado sen hala burada mısın? Hadi Ahmet'i eve götür de dinlensin. Başüstüne doktor abi. Gel kardeş. Kız, kız. Kız ben seni evden ya, çıkmayacağım demedim. Ya baba. Çıkmayacağım demedim. Dur. Ben korucuyum. Doktor beni göreve çağırmıştır. Başlarım şimdi senin koruculuğuna. Boyunla büyük işlere karışma. Kezban'ın köye hizmet etmesine karşı mısın? Ya hayır, karşı değilim de. Ya tembellik eder. Yani evine bakmaz ona sinirlerim. Yürü. Ya yürü. Yumuşak. Yürü. Gözü kör ablaya sıcak. Ya kusura bakma ya. Seni görmeye iki kişi gelmiştir. Kimmiş muhtar? İnan et tanımam. Yabancıdırlar. Dediklerine göre senin ününü duyup gelmişler. Hallerinden önemli adamlar oldukları bellidir. Tamam sen bekle geliyorum. Tamam. Gözü kör olmaya sıcak. Evlendiremedim ki şunu. Az kaldı kardeş. Ula! Ula! Demek evvelden vardı atka. Ne de güzel örmüşler öyle. Yoksa sen mi ördün Avdu? Tövbe tövbe. Kezban ne atkısı? Ben karımıyım. Nereden öreceğim atkıyı? Kim ördü o zaman? Avdu be. Hemen de giydin demek atkıyı. Valla çok yakışmış. Rengini, boynu, posunu hep uydurmuşum. Terbiyesiz, tuvaletsiz. Bıraksana Kezban be. Yok, bırakma. Yalnızlara Kezban be, bırak. Kezban dur yapma. Dur ya. Sen hiç karışma Avdu Bey. Kezban bıraksana be. Bıraksana be. Kezban bırak dedin ki Avdu'ya atkı örüyorsun. He? Kezban. Seni gevertirim ben, gevertirim. Kezban dur. Şu Avdu çekil sende var ya. Deli Kezban. Ulan seni var ya. Deli. Kezban. Kezban. Ne yapıyorsun ya? Hepiniz aynısınız işte. Erkek milleti. Tüh. Aha doktor. Gelenler bunlardır. Tanımıyorum bu insanları. Gel. Ağalar. Aradığınız doktor budur. Köyümüze hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk Tarık Bey. Sizi tanımak bizim için şereftir. Buyurun içeri geçelim. İçeride konuşalım. Doktor beyle biz özel görüşmek istiyoruz. Biraz yürüyelim. Benimle ne konuşacaksınız beyler? Önce kim olduğunuzu söyleyin. Şöyle diyelim Tarık Bey, mücadelenizi biliyoruz. Sizi takdir ediyoruz. Size destek olmak için geldik. Paranın devamı gelecek. Yeter ki mücadelenize devam edin doktor. Ben bu parayı kabul edemem. Ne? Why? Teröristlerle savaşınızda size silah, cephane. Biz kendimiz için bu mücadelenin içindeyiz. Bunu da kendi imkanlarımız ve gücümüzle yaparız. Kimseye diyet borcu ödemeyiz. Dağdakiler gibi olamayız. Kimin parasını yersek onun kılıcını sallayan olmak istemeyiz biz. Seni kafasız. Okay, let's go. Yılmaz, ne yaptınız? Şivan'ı bulamadık.
kaçıp gitti. Yazık oldu. Elimizden büyük bir koz uçup gitti. O adamlar kimdi Tarık? Bize destek olmak isteyen bir grubun temsilcileri olduklarını söylüyorlar. Para getirmişler. Bir çanta dolusu paraydı ya. Parayı kabul etmedim. Ya doktor, neye almadın parayı? Bir kere para aldık mı arkasından istekleri gelir muhtar. Kimseye minnet etmemize gerek yok. Ya doktor, sen de bir tuhafsın ha. Ya sen önce şu parayı bir alaydın. Tarık haklı muhtar. Paranın karşılığını bir gün mutlaka isterlerdi. Dağdakilere de aynı tezgahı uygulamıyorlar mı sanki? Doğru söylüyorsun. Kimseye minnet etmeye gerek yok. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. İyi, kesin kesin. Gözünle gördün. Tarık dış güçlerin ajanı. Onlar da çalıştığı servisten adamlar. Tarık devleti kullanıp etrafında bir nüfus topluyor. Bir gün kendi örgütünü kurup devletin karşısında savaşacak. Şerefsiz. Bütün milleti kandırmış. Bu tip ajanlar böyledir. Önce halkın gönlüne girerler, sonra da satarlar halkı. Ben güvenli evdeyim. Doktorun ölüm haberini bekliyorum. Görev senin gece. Tamamdır beyim. Berfin, kızım, hele gel de bir işin ucundan tut. Hiç olmazsa yemeğe bak. Tila senin en iyi arkadaşındır. Kızım, istemeye gelecekler, hazırlık gerek. O kız oradayken ben o eve girmem. Sen de gitme ana. Kızım olur mu öyle iş? Dila'ya ayıp olacak. Israr etme ana. Peki kızım. Nasıl istersen öyle olsun. Matjımın duketi bejerom ya çavem. Ana, Yılmaz, oğlum ne ettiniz? Hayını yakaladınız mı? Yok, kaçıp gitti ana. Berfin nasıldır ana? Gördün işte, iyidir. Ana, bu akşam bizi yalnız bırakmasanız. Yılmaz oğlum, yanlış anlama Hema. Biz gelmesek diyorum. Hem kalabalık etmeyek, lüzum yoktur. Olur mu ana? Siz bizim ailemizsiniz. Bizim sizden başka kimimiz var ki? Hem Tarık da gelir zaten. Tamam oğlum, sen nasıl istersen. Ben Dila'yı alıp geliyorum, hazırlık için. Sağ ol ana. Ben de eve gidiyorum. Zilan'a yardım edeceğim. Dila. Dila. Yılmaz geldi. Şivan'ı bulamamışlar Tarık Bey. Biliyorum Dila, biliyorum. Tarık Bey, bu sizin mi? Şivan düşürmüş galiba. Önemli bir şey mi? Şivan'ın soy ağacı bu. Şivan Kürt bile değil. Dur! Kimsin sen? Ulan
Haksız girdir Mavula. Gel yardım et. Şivan. Valla Şivan'dır. Koşun Şivan komutan geldi. Koşun. Şivan komutan gelmiştir. Şivan komutan gelmiştir. Şivan gelmiştir. Şivan gelmiştir. Rahat bırakın ulan beni. Bizi Şivan. Bizi Şivan. Bizi Şivan. Bizi Şivan. Tamam bura. Bizi Şivan. Tamam lan. Bizi Şivan. Bizi Şivan. Bizi Şivan. Bizi Şivan. Bizi Şivan! Bizi Şivan! Bizi Şivan! Şivan dönmüştü. Bizi Şivan! Şivan gelmişti. Bizi Şivan! Bizi Şivan! 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 Çek ulan! Dağıl lan! Bizi Şivan! Bizi Şivan! Bizi Şivan! Sana ne oldu Şivan? Tutun! Tutun! Devre getirin! Tutun yardım edin! Devre getirin! Yardım edin! Bizi Şivan! Şayet başka işim yoksa eve gitmek için sizden izin isteyecektim. Akşam için hazırlık yapacaksın. Evet Tarık Bey. Hı hı. Tabii gidebilirsin Dile. Teşekkür ederim. Bir ihtiyacın var mı diyecektim. Yani benim yapabileceğim bir şey. Yok, teşekkür ederim Tarık Bey. Ben de seni almaya geldim. Anne. Anne biraz konuşabilir miyiz? Hayırdır oğlum? Anne, Dilara bir konuşsan. Neyi konuşacağım oğlum? Bak anne, Dila Fırat'ı sevmiyor. Ama sevmediği halde onunla evlenerek hem kendi hayatını hem de Fırat'ın hayatını mahvedecek. Neden bunu yapsın anlamıyorum. Birinin onu engellemesi lazım. Anne sen ona hepimizden yakınsın. Bu konuda onu ikna edebilirsin. Lütfen onunla konuş anne, bir hata yapmasına izin verme. Oğul, yoksa sen... Yok. Dila'nın beni sevdiğini biliyorum. Ama ben daha böyle bir şeye hazır değilim. Ben böyle bir şey düşünmüyorum anne. Ama Dila'nın da mutsuz olmasına gönlüm razı değil. Tamam oğlum. Ben konuşurum. Kusura bakma kızım. Estağfurullah Holte. Bak Dila, seni hep kızım yerine koydum. Berfin'imden hiç ayırmadım. Dediklerimi yanlış anlama. Ama bu iş oyun değildir. Eğer bu çocukla iyi olmayacaksan yol yakınken geri dön. Fırat seni çok sever. Lakin senin gönlünde kimin olduğunu iyi bilirim. Demem o ki artık Tarık'ın da seninle evlenmesine... Benim kararım kesindir Holte. Fırat'la evleneceğim. Bir daha da Tarık Bey meselesini açmayalım. Bir söz verdim ve onu tutacağım.
Bundan böyle bana Fırat'tan başkası yok. Sen bilirsin kızım. Karar senindir kızım. Anlattığın gibiyse evliler ama Delfin artık Yılmaz'ı istemez, öyle değil. Öyle. Kararlıdır yani. Yani adamı bırakacak kıza. Öyledir. Ne diyek? İkisi için de hayırlısı olsun. Hele de bana. Sen niye sorup durursun? Evet, köyde ne olup bitmiş onu merak ederim. Köyde olanları merak edermiş. Sen Berfin'i merak edersin. Hı-hı. Sanki ben anlamamışam. Sana bir mektup versem Berfin'e götürürsün. Götürürüm tabii. Ama Yılmaz duymasın. Götürürüm, götürürüm ben bunu. Merak etme sen, hadi. Hadi götürürüm ben. Tamam. Toplarım. İyi hadi. Nereye gidersin Yılmaz? Hiç, bir dolanıp geleceğim. Bilirim. Berfin'le gidersin. Berfin! Ay! Berfin! 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 Kezban, hayırdır? Valla hayır mıdır şer midir bilmem ama sana bir mektup var. Kimden bu mektup? Kamacı Yaşar'ın kardeşi Selim var ya, ondandır. Bana neye mektup yazmış ki? Ya okumadan ne bileceksin, okusana şunu. Tövbe tövbe. Selim sana sevdalıdır Berfin. Sen bu mektubu okudun mu Kezban? Birazcık. Başka ne yazar? İşte eskiden beri seni sevdiğini, senden evlenmek istediğini yazmış. Hey Allah'ım, deli midir bu adam? Ben evliyim, haberi yok mu? Öylesin ama kocanla beraber değilsin. İstersen boşanırsın. Kezban! Ne kızarsın? Ömrün boyu Yılmaz'ın nikahında mı kalacaksın? Zaten bu erkeklerin hepsi aynı. Al avduyu vur Yılmaz'a. Ya sen burada ne çekersin? Onlar orada sefasını sürer. Olmaz Kezban, olmaz. O meseleyi kapat, sıkı tut, tamam mı? Tamam. Yılmaz duyarsa hiç iyi olmaz. Hadi Kezban, hadi. Hadi. Ya, aman tamam canım. Hadi Kezban, yürü. Yürü. Kıza bak ya. Hemen de talipleri çıktı. Mektuplar yazıldı. Şans işte. Biz de avluyla uğraşan böyle. Ne mektubu ya? Ne diyor bu kız? O mektup kimdendir Berfin? Sana ne? Mektup banadır. Sen de karışma. Berfin! Berfin aç kapıyı! Berfin! Söyle kim gönderdi o mektubu? Verdi mi Kezban? Ne dedi biraz? Olmaz falan dedi ama bence gönlü vardır. Zaten Yılmaz'dan hayır yoktur ona. Zavallı kızı perişan etmiştir. Öyle midir? İnşallah dediğin gibidir. Çok sağ olasın Kezban. Oy, ödüm patlattın Avdo. Patlasın Kezban. Hayırdır Avdo? Yahu o adam dediğin kamacı Yaşar'ı Sus! Ben onun kim olduğunu çok iyi biliyorum. Hemen ne konuştuğunuzu bilmiyorum.
Yahu köyde yokken olanları merak edermiş, onu anlattım. He, kuyu kuruluşundan beri anlatmaya başladın herhalde. Hele dur sefil avdo. Sen el alemin atkısını takarken eğdi de şimdi mi kötü oldu ha? Hele sen bunun hesabını ver bakayım ha? He? Ben şimdi o atkıyı gidip lime lime doğramazsam benim de adım avdo değil. Sen görürsün. Vado kaçma, gel buraya. Dila. Dila neredesin? Dila. Dila. Dila neredesin? Kendine gel Şivan. Şivan. Dila. Neredeyim ben? Kamptasın Şivan. Şivan komutan ayılmış. Ana karargaha gideceğim dedin, ortadan kayboldun. Nerelerde aylaklık ettin? Kalk lan, kalk da millete hesap ver. Benim veremeyeceğim hesap yoktur Botan. Asıl sen hesap ver. Eğer Dile hemşire odaya girmeseydi adamın beni öldürmüştü Hulya. Haddini bil ulan. Sen kimsin de beni suçluyorsun? Asıl sen kimsin onu söyle ha? Sen korucularla nasıl esir düştün? Ha? Yoksa korucularla işbirliği mi yaptın? Ben hain miyim ulan? Şivan. Sen ne konuşuyorsun ulan şerefsiz? Sessizsin ulan! Sessiz! Sakin olun. Sakin olun, adamların sesinizi duyacak. Ulan, sakin olun bayın. Yapmayın. Şivan. 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 Botan. İyi gitmez. Örgüt darbe üstüne darbe yerken siz yaramaz çocuklar gibi burada tepinirsiniz. Bu iş oyun değil beyler. Ciddi olmak gerek. Komutan. Çekişmeyi, itişmeyi bırakın. Tıkandık. Örgüte yeni bir çıkış gerek. Koruculuk sistemi yayıldıkça örgüt nefes alamaz hale geldi. Artık açın gözlerinizi. Harekete geçmeliyiz. Komutanım, tıkandık. Önderlik bize yeni perspektifler sundu. Uzun süreli halk sahasını tabana yaymak için özellikle dindar ağaların çocukları kaç. Bu gençlere örgüt içinde görevler verilecektir. Böylece dindar aşiretleri de kendi tarafımıza çekeceğiz. İlk eylem sizindir. Güzelce köyünün aşiret reisinin oğlu kaçırılacaktır. Zeynel Ağa dindarlığıyla da bilinir. Öyle bir iş edeceğiz ki bu adam her bir şeyi unutup oğlunun derdine düşecektir. Örgütün sözünden çıkmayacaktır. Torunun üşütmüş. Bünyesi zayıf düşmüş. Bazı ilaçlar vereceğim Zeynel'e. Sağ olasın doktor. Ya çocuğun babası sensin. Hele durma, gel hele şöyle. Olur baba. Hafize. Ye. Doktor bey.
Bu benim oğlum Cevat. Lakin biraz çekingendir. Hoş geldin Cevat. Hoş bulduk Doktor Bey. Öyle çekindiğine bakma. Cevat yamandır. İyi korucu olur. Cevat gibi cesur gençler kurtaracak Zeynel'e. Evelallah öyle olacak. İnşallah hep beraber mücadele edeceğiz. İnşallah. Allah'ın çobanı. Sanki kena kızar. Kendi el alemin hediyesini giysin. Bize iki muhabbeti çok görsün. Kezban. Bu erkek milleti ya ne kadar yüzsüzdür ya gerçekten. Kezban. Ha buyur. O mektubu Berfin'e kim gönderdi Kezban? Ben ne bileyim, git ona sor. Kezban. Yaparım, çabuk söyle. He, çok korktum. Aklı sıra beni korkutup Gamacı'nın kardeşi dedirteceksin ama yemezler. Selim mi? Ben öyle bir şey demedim. Nereden bildin ne olduğunu? Ah sersem Kezban. Hangi ara kaçırdın ağzından ya? Lan şerefsiz. Sen kimsin lan benim karıma mektup yazarsın ha? Kimsin lan sen? Kimsin sen? Delirdin mi Yılmaz? Ne diyorsun sen? Ulan seni var ya. Lan bak Berfin hala benim karımdır. Eğer onun etrafında seni görürsem... Anladın mı? Seni bu adamın elinden kurtaracağım Berfin. Az kaldı. Berfin. Hadi kızım sen de hazırlan. Ben gelmeyeceğim dedim ya ana. Kızım Dila'ya ayıp olacak. Of sen de ne inatçı kızsın Berfin. Anne ben hazırım. Maşallah oğlum. Ne de yakışıklıdır. Berfin kalk hadi sen de üstüne hayır, bir şeyler ana. Giy. Ortezelal. Ortezelal. Berfin'i almaya geldim. Darılmayayım ama ben gelmeyeceğim Dila. Olmaz. Beni böyle bir günde yalnız bırakma Berfin. Benim sizden başka kimim var? Yavrum. Hem sen benim kardeşim sayılırsın. O kız? Sen hala Yılmaz'ın karısısın Berfin. Zilan bir yabancı. Bir gün geldiği gibi gidecek. Hadi hazırlan ne olur. Beni bugünümde yalnız bırakma. Hadi hazırlan kızım. Olur. Gelirim. Sağ ol kardeşim. Neredeyse hava kararacak. Tamam. Misafirler gelir şimdi. Biz gidek Berfin sonra gelir. Hadi kızım sen de hazır. Hadi. Hadi. Kararlı kalbe. Öyledir oğul. Her dediğini bir bir söyledim. Bilirim. İyiliğini istersin ama Dila kararını vermiştir. Artık elden bir şey gelmez. Ne diyeyim? Allah eylesin. Kim o? Benim. Erkenci olduğuna göre görevi tamamladın galiba. Yok. Korucular çıktı karşıma. Bu iş uzun menzilliyle olmayacak. O zaman yakın mesafeden öldür. Karanlık basınca harekete geçerim. Bacım. Doktora geldim. Doktor yoktur bacım. Nerededir? Dila hemşirenin evindedir. Çok hastaysan gidip haber edeyim gelsin bacım. Yok sağ olasın. Yarın gelirim. Ey. Oh, my God.
Berfin'dir bu. Allah hayırlı uğurlu etsin. Tamamını erdirsin inşallah. İnşallah. Berfin. Hoş geldin. Gel. Gel kızım, geç otur. Hoş geldin Berfin. Hoş bulduk. Zilan, misafirlere ikramda bulunan. Olur İlmaz. Başka bir isteğin var mıdır? Daha ne olsun? Allah razı olsun senden. Senden de. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Bebek nasıldır? Aynıdır. Aziz Allah, şefaat ya Resulallah. Nasıl oldu oğlum? Daha iyidir. He baba, bugün biraz daha iyidir. Ezan okundu. Hadi cemaati kaçırmayak. Hadi kalk. Sen git baba. Ben bugün evde kalacağım. Çocuk hastadır. Ne olur ne olmaz. Tamam. Sağ ol. Sen de sağ ol. Selamun aleyküm yiğitler. Aleyküm selam ağam. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Arkaya Seyfo. Rotan, operasyon senindir. Tamam. Evet. Silah. Çok şükür sözü kestik. Daha beklemeye gerek yok. Yarından nişanı yapalım. İstersen öyle yapalım Müslüman. Şey, yarın akşam çok çabuk olmaz mı?
Hazırlık yapmak gerekmez mi Mültezelal? Gerekir elbet kızım. Hazırlık yapmaya ne gerek var Dila? Biz bize yapacağız işi. Madem Müslüm Ağa istiyor, yarın akşam yapalım nişanı Zelal Hanım. Ben ne diyeyim oğlum? Karar sizlerindir. Tarık Bey siz ne dersiniz? Sağlık Ocağı'nda yapılacak işler yok mu? Nişan özel bir gün. İşler bekleyebilir diye. Tamam Müslüm Ağa. Yarın akşam yapalım nişanı. İyi iyi. Bu işte böylece tamamlanmış olur. Öleceğin sal el bende. Çocuklar çabuk çıkın. Ne istersiniz? Geç, bırak, geç, geç. Burada var. Geç. Anam. Siz kimsiniz? Ne istersiniz? Ana. Kasını kal. Karan. Bırakın. Ne istersiniz oğlumdan? Bırakın onu. Bir şey. Ne oluyor ya? Bu silah sesi de nedir? Koşun, bizim oradan geliyor. Hadi. Durun, durun, durun. Kaç. Oğlum. İçeri, içeri, hadi durun. Bırakın oğlumu. Yoksa kimse sağ çıkamaz buradan. Zeynep Ağa, ateşi kesmezseniz ilk ölen oğlun olur. Dur, sakın ateş etme, sakın ateş etme. Atın silahları yoksa sıkarım kafasına. At, at silahı, at. Oğlun askere alınmışlar Zeynep Ağa. Hadi gidik. Hadi. Bizde bir gölge dahi görsem sıkarım kafasını. Hemen askere haber ver. Ora. Bunu da sağır suya götürsünler. Allah'a emanet ol gelin kızım. Sizler de Allah'a emanet olun Müslüm amca. İyi akşamlar. İyi akşamlar Müslüm emmi. Allah mesut etsin. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Allah mesut etsin Dile. İyi akşamlar. Sağ olun Tanrı. İyi akşamlar. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi geceler Olde. Hayırlı olsun kızım. Allah'a emanet olun. Sen de Olde. Hayırlı olsun Dile. Sağ ol Berk. Güle güle. Berfin. Berfin, burası senin evin. Sen de hala benim karımsın. Evine dön Berfin. Kimsenin aklını bulandırmasına müsaade etme. Sen git de karının gönlünü al. Anne, ben sağlık ocağına gideceğim. Hamit amcanın iğnesini bulmam gerek. Olur oğlum. Doktor!
Kimsin sen? Ecelin. Sen iyi misin oğlum? İyiyim Mahmut amca. Vallahi neyi unutmuşsun ha? Aklıma geldi. Beklemeyesin diye koşa koşa gelmişim ha. Tam zamanında yetiştin Ümit amca. He yetişirim ben, yetişirim. Hele kimdi bu kadın? Sesi yabancı değildi. Keşe bu. Hele bak. Gece, beni niye öldürmek istedin? Devletim için. Beni öldürmeni devlet mi istedi? Boşa yorma kendini doktor. Senin nasıl bir hain olduğunu, bunca insanı nasıl kandırıp zehirlediğini çok iyi bilirim. Gece, oğlumun sana azemeyi geçmedi. Böyle iftira atma. Anne tamam, sakin ol. Hadi sen eve git. Berfin'i yalnız bırakma. Hele Keşe. Hele Tarık'ın ne hainliğini gördün ha? Yabancı servisler için çalıştığını biliyorum. Ajan olduğunu. Koruculuk sistemini kullanarak kuracağın örgütü de. Ama yapamayacaksın. Devleti kullanarak devlete ihanet edemeyeceksin. Nereden çıktı bunlar Keşe? Doktor abi. Doktor abi. Doktor abi yetiş. Zeynel Ağa geldi. Adamlarından biri de yaralıdır. Yaşar. Sen ne dersin ana? Keşe nasıl abimi öldürmeye çalışır? Vallahi ben de anlamadım kızım. Tutturmuş ajandır der, hayındır der durur. Ben konuşurum onunla. Berfin dur! O bir ketiye dillemin. Yılmaz. Gene ona gidersin değil. Ya niye böyle edersin Zilan? Berfin benim karımdır. Bak seninle evliliğimiz... Sen bana söz vermiştin. Benimle normal bir evlilik yapacaktın. Hem akşam Berfin'e dediklerini duydum. Zilan. Bak Berfin iyi değil. Bir hata yapmasından korkuyorum. O bana kızsa da beni itelese de onu yalnız bırakamam. Berfin. Berfin az dinle beni. Ne istersin benden? Seni üzen, üstüne kuma getiren adamdan kurtaracağım seni Berfin. Seninle evleneceğim. Ben zaten evliyim. Çekil önümden. Seni çocukluğundan beri severim Berfin. Yılmaz'ın zorbalığına içim el vermiyor. Ne olur dinle. 5 dakika ver bana. Berfin ne demedir? Yoktur Ken yanına. Keşe'nin ne işi vardır ana nezarette? Dün az daha Tarık'ı öldürecekti. Ne? Ben bir gidip bakayım ana. Hala beni unutmadın ha? Hala seni severim Keşe. Ben de seni severim. Ama köprünün altından çok sular akmıştır Yaşar. Yaşar. Bana yardım et. Eski günlerin hatırı için bana yardım et. Benden ne istersin Keşe? Beni sal buradan Yaşar. Keşe? İnan örgütün maşası değilim. O iş bitti.
Ben devlete çalışıyorum Yaşar. Gece yalan deme. Vallahi doğru derim Yaşar. Hala beni seviyorsan sal beni. Kaçıp gideyim buralardan. Hatalı olan Yılmaz'dır. Sana hainlik etmiştir. Benim içim rahattır. Sen Yılmaz'dan ayrılınca hemen evleniriz. Selim, aklını başına al. Yeter konuştun, içini döktün bitti. Bırak da gideyim. Ben seni gerçekten sevdim. Yılmaz gibi etmeyeceğim. Vallahi de etmeyeceğim, billahi de etmeyeceğim. Çekil önümden, bir daha da karşıma çıkma. Berfin, bırak. Bak, dinle beni. Selim bırak. Berfin. Bırak. Bırak dedim. Berfin dinle. Bırak. Bırak beni Selim. Berfin. Selim. Oh, Yılmaz. Lan. Lan. Yılmaz. Ben sana demedim ulan bir daha karımın etrafında görmeyeceğim seni Yılmaz, diye. Ha? Demedim ulan. Oh. Ha? Namussuz herif. Yılmaz yapma. Karışma sen. Ben sana demedim. Yılmaz. Ha? Namussuz. Ha? Yapma Yılmaz. Yürü Berfin, eve gidiyoruz. Hayır. Bırak beni. Hiçbir yere gitmem. Berfin, kendine gel. Benim başımı belaya sokma. Sen sahipsiz değilsin. Bundan böyle benim yanımda kalacaksın. Kalmayacağım. Bana karışma. Bitti. Yılmaz eskide kaldı. Daha senin sözün bana geçmez. Zeynela. Doktor bey. Ne oldu? Tez yetiş. Heh. Yaralım vardır. Hadi yavrum. Hele ne olmuştur? Ne yaralısı? Nasıl yaralandı Zeynela? Örgüt oğlumu kaçırdı. Allah Allah. Askere haber verdim hemen. Peşine düşmüşler de şimdi. İnşallah sağ salim getirirler oğlumu. Ya çoluğu çocuğu vardır ya. Ya hele bir sakinleş tamam. Bulurlar değil mi? Hele bir sen bir oturasın. Gel. Gel şu. Gel bir oturasın gel. Telaş etmeyesin ha. Hele otur. Ocağımı söndürdüler abi. Ocağımı söndürdüler. Oğlumu aldılar. Kim bilir ne ettiler çocuğa. Ya Zeynel ha. Hele sen telaşlanmayasın ha. Bak vallahi Tim'e haber vermişsin ha. Ya belki bir haber çıkacaktır. Sen kendini üzmeyesin ha. Telaşlanmayasın. İnşallah. Ha? İnşallah. Ya dur bir sakin ol ha. Sakin ol. Ha. Durumu nasıldır doktor? Korkulacak bir şey yok Zeynel ha. Oh, şimdi çok iyi. Allah razı olsun. Ha. Komutan. Hoş geldiniz komutan. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş gelmişsiniz. Zeynel'e komutan bey. Oğlumu buldunuz mu? Gecenin karanlığından ve arazinin yapısından dolayı izlerini kaybettik. Üzgünüm. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım. Benden terörist olmaz, haberiniz olsun. Boşa kendinizi yormayın. Ben kendi devletime, milletime silah sıkmam. Bunu böyle bilin. Kes ulan diklenmeyi şerefsiz. Bir şey bilmeden boş boş konuşursun. Tıkanan halk kurtuluş hareketini açıyoruz burada. Sen de adam ol, söz dinle. Ama dur. Yavaş yavaş öğreneceksin. Ecele yok. Her şey sırayla. Önce öldürmeyi öğreneceksin. Sonra da ölmeyi. İlk dersin bu ağa oğlu. İyi dinle. Birincisi terörist değil, gerilla olacaksın. İkincisi biz istedikten sonra gerekirse babana bile silah sıkacaksın. Senin bize hizmetin büyük olacak. Sayende koskoca Zeynel ağa zorla da olsa örgütçü olup çıkacak. Sizin gibi canilerin oyuncağı olmayacağım. Sizin elinizde kalmaktansa, sizin gibi olmaktansa, Allah temiz temiz canımı alsın daha iyi. Ulan! Vatan! 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 Vatan dur! Vatan! Vatan! Sakin ol! Adam bize lazımdır Vatan. Ayten, bunu hazırla.
Oluş. Bana sonra gelecek. Yürü. Yürü. Hadi. Yürü lan. Yürü. Elimde kalacaktı şerefsiz. Ama neden böyle bir şey yaptığını anlayamadık komutan bey. Merak etmeyin, gerekeni yaparız. Kaçmış. Kaçmış mı? Nasıl olur doktor abi, içerideydi. Kaçmış. Nasıl olur? Fazla uzaklaşmış olamaz. Hadi yürüyün. Affet beni doktor. Onu kurtarmak zorundaydım. Küçük bir orduya yetecek kadar silah. Bunlarla ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Elbette. Bunlar kaos silahları. Yerleri belirledik. Belli noktalara gömeceğiz. Duruma göre gerektikçe çıkartıp işlerimizi halledeceğiz. Senin adam pek bir sağlam çıktı. Paraları kabul ettiremedim doktora. Hiç şaşırmadım. Onu satın almanın mümkün olmadığını zaten biliyordum. Nişan başlayacak neredeyse. Herkes toplandı. Yüzükler takılacak. Nişan evde midir? Yok kızım. Hamit'in evinde olacak. Sağ olsun. Orası daha geniştir diye öyle yaptılar. Yılmaz da oradadır. Oradadır kızım. Ne yapacağım? Hadi gidelim. Bunda bir hal var ama hayır olur inşallah. Bravo! Ver bakalım. Hele uzat elini. Darısı bekarların başına. Yağmur mobilyadan köşe kapmaca. Hocası. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yavrum. Hayırlı olsun Fırat. Hayırlı olsun.
Dahı merasimine geçebiliriz artık. Önce damat. Görelim sen de kayınbirader. Hadi helal olsun. Mutluluklar dilerim abi. Teşekkür ederim. Yavrum ben çok yakıştı. Tebrik ederim Fırat. Sağ olun. Sağ olasın. Helal hadi Müslüman. Hadi bakalım hadi. Ailenin reisi sensin. Hadi bu yakışır he. Sağ ol Müslüman amca. Allah nasip etsin. Berfin bak ben senin iyiliğin için. Boşa beni inmez. Bırak hayırlı olsun. Sen ne diyorsun Berfin? Boşa değil. Ben Selim'le evleneceğim. Müslüman hayırlı olsun.